Merhabalar. Bölünebilme sorularımıza devam ediyoruz. Bugünkü listemizde de ilginç problemlerimiz var. Sorumuzu okuyalım. ABCD birer rakam olmak üzere 27 basamaklı 26 faktöriyel sayısının açılımı sayısı veriliyor. Buna göre 4 çarpı A artı 3 çarpı B ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor bizden. Burada 26 faktöriyel yerine biraz daha büyütülmüş halde 50 faktöriyel civarında başka bir ülkede Japonya'da olabilir soruldu diye hatırlıyorum. Bundan başka 2016 yılında Azerbaycan Ortaokul Matematik Olimpiyatı'nda da bu problem sorulmuş. Bu problemin çözüm yöntemini açıklayalım. Daha sonra Azerbaycan sorusunu da izleyicilere bir alıştırma sorusu olarak bırakalım. Şimdi sorumuza baktığımız zaman burada öncelikle sondaki sıfırlar gözümüze çarpıyor. N faktöriyelin sondaki sıfırları bulmak için de Polinyak formülünü kullanarak bir hesaplama yapabiliyorduk. Bunu hatırlayalım. Dolayısıyla 26 faktöriyel sayımız olduğu için 26'yı 5'e bölüyoruz. 5 kez var. Ve daha sonra 5'i de 5'e bölüyoruz. 1 kez var. Bu 5 ve 1'in toplamı 6 olduğu için 26 faktöriyel sayısının sonunda 6 tane 0 vardır deriz. Dolayısıyla son 4'ünün 0 olduğunu görüyoruz. O halde C ve D sayılarının da rakamlarında 0 olması gerekir. Bunları belirlemiş olduk. Şimdi A ve B rakamlarının neler olduğunu bulmamız lazım. Problem zaten bununla ilgili. 26 faktöriyel sayısı için bölünebilme kuralı kullanacağız. Bütün rakamları ilgilendiren bölünebilme kuralları burada işe yarayacaktır. Yani 4 ile 8 ile bölünebilme gibi ya da 5 ile 25 ile bölünebilme gibi kurallar. Bunlar birler, onlar, yüzler basamaklarıyla ilgili olabileceği için işimize yaramaz. Bütün rakamları kullandırabilecek bir bölünebilme kuralı örneğin 9 ile bölünebilmedir. 26 faktöriyel sayısının 9 ile bölünebildiğini biliyoruz. Ya da 11 ile bölünebilmeyi kullanabiliriz. Şimdi ilk olarak 9 ile bölünebilmeyi kullanarak AB hakkında bir bilgi toplayalım. 9 ile bölünebilme için rakamları toplamı 9'un katı olmalıdır. Dolayısıyla 9 ve 9'un katı olan ifadeleri çizebiliriz üzerine. 9'u çizdik. Örneğin buradan 6 artı 3, 9 vardır. Yine bunu çizebiliriz. Daha sonra 5, 5, 10'umuz var elimizde. 8 daha eklersek 18 oldu. Bunu da çizebiliriz. 6'ları topladık. 12. 4 daha eklersek 16. 2 daha eklersek 18 oldu. Burayı da çizebiliriz. Yine elimizde 6 vardı. Ve burada 7, 8, 9 olmuş oldu. Bunu da bu şekilde çizebiliriz. Arada kalan rakamlarımız var. 5 ve 4 sayıları vardı. Bunları da çizelim. 4 ve 5'in toplamı da 9'dur. Dolayısıyla sadece 4 A ve B kaldı. Bunların toplamı 9'un katı olması gerektiği için A artı B toplamımız 5 olabilir ya da 5'in 9 fazlası olan 14 olabilir. 14'ün üzerine 9 eklemiyoruz çünkü iki rakamın toplamı en fazla 18 edebileceği için daha ileriye gidemeyiz. Şimdi 11 ile bölünebilmeye bakalım. Buradan bir bilgi toplamayı deneyelim. 11 ile bölünebilme kuralında birler basamağına artı, onlar basamağına eksi, sonra artı eksi koyarak bu şekilde devam edelim. Ve buradaki işlemin sonucunun 11'in katı olması gerekiyor. Ardışık sayılar olan 5'ler, 6'lar, 1'ler bunların üzerine çizelim. Birbirini götürecektir çünkü artı eksi de olduğu için. C ve D'nin 0 olduğunu biliyoruz. Artı 4 eksi 8'den eksi 4 geliyor. Ve yine buraya baktığımız zaman 5 artı 3 8'dir. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı elimizde. Arada bir tane 2 sayım var. Bu dursun. Ve diğer tarafta 9, 1, 4, 6 sayılarımız var. Buradaki artı eksi işlemlerini de yaparsak 6 olduğunu görüyoruz. Ve en solda da 4 ve 0'ımız kaldığı için 4 var. A'nın işareti artı, B'nin işareti eksi olduğu için bunlara dikkat edelim. Elimizde neler kaldı bakalım. Eksi 4 ile 2'ler yine 4 yaptığı için bunlar da birbirini götürür. Dolayısıyla 6, 4 toplam 10 var. 10 artı A eksi B elde etmiş oluyoruz ve bunun mod 11'de 0'a denk olması lazım. Yani 11K artı 10 biçiminde 11K biçiminde olması lazım. Dolayısıyla A eksi B farkını burada biz 1'e eşitleyebiliriz 11'in katı olarak. 10 artı 1 gelsin diye. İki rakamın farkı tabii ki 1 olabilir. Fakat eksi 10 olabilir mi? Bunu da düşünmek lazım. İki rakamın farkı eksi 10 olmuyor. Mesela 0'a 9 versek eksi 9 gelebilir en az. Ama eksi 10'u elde edemiyoruz. Daha yüksek değerleri de elde edemeyeceğiz. Sadece dolayısıyla bir durumu burada mümkündür. Şimdi şunu da düşünelim. A eksi B sayısı ile A ve B tam sayı olduğu için A artı B sayısının
pariteleri aynı olmalıdır. Yani çiftlik teklik durumu aynı olması gerekir. Dolayısıyla a-b 1 ise a artı b'nin alabileceği uygun değer 5'tir. 14 olamaz. a-b eşittir 1. a artı b eşittir burada 5'tir deriz. 6 a toplarsak 2a 6 olduğu için buradan a değerimiz 3, b değerimizi de 2 olarak buluruz. Ama diğerinde denerseniz tam sayı çözüm gelmediğini, rakam olarak çözüm gelmediğini de görebilirsiniz. Bakalım a-b'ye yine 1 yazalım. a artı b'ye 14 yazalım. Topladığımız zaman 2a eşittir 15 olduğundan buradan a1 tam sayı gelmeyecektir. Haliyle problemde bizden istenen ifade 4a artı 3b ifadesiydi. A'mız 3 olduğu için 4 kere 3 12. B'miz de 2 olduğu için 3 kere 2 6. İşlemin sonucunu 18 olarak buluruz. 2016 Azerbaycan'da sorulan ortaokul problemi şu şekilde. 34 faktöriyel sayısının onluk sistemdeki yazılışı verilmiş. A ve B rakamlarının bulunması isteniyor. Tabii 34 faktöriyelin son 7 basamağı 0'dır ve burada 7'si de 0 olarak verilmiş. Sıfırdan hemen soldaki B rakamı soruluyor ve arada bir de A rakamı var. Bunlar soruluyor. Yine 9'a bölünebilme ve 11'e bölünebilmeyi kullanarak bu problemi çözebilirsiniz. Güzel bir antrenman olacaktır. Şimdi bir başka güzel problemimiz var. Biraz ifade olarak tanıdık gelecektir. ABC'de X birer pozitif tam sayı olmak üzere X eşittir 4A artı 3 eşittir 5B eşittir 6C artı 1 eşittir 7D artı 6 eşitliği veriliyor. Buraya kadar biraz böyle tanıdık geliyor. X'in 420 ile bölümünden kalan Y ise Y'nin 19 ile bölümünden kalan kaçtır? Normalde alışık olduğumuz şey hepsine bütün ifadelere aynı sayıyı ekleyerek hepsine aynı anda işte 4'ün 5'in 6'nın 7'nin katı yapmak veya aynı sayı çıkararak bu tür bir şey devam ettirmektir. Fakat problemde şöyle bir güçlük var. Bunu denerseniz çok kolay bir şekilde gözükmüyor kaç eklemeniz gerektiği. Bununla biraz uğraşabilirsiniz. Ben çözüm yöntemine gireyim. Burada ne tür bir şey tasarlamıştım ondan bahsetmek istiyorum. Örneğin 5b sayısına baktığımız zaman 5'in katlarının eklenmesi lazım. 6c artı 1'de de 5 sayısı eklediğimiz zaman burada b ve c'li ifadeleri en azından parantezleri alabiliyoruz. Dolayısıyla burada bir 5 ekleyelim. Yani x artı 5 sayısı için hesaplamamızı yaparsak 5 parantezinde b artı 1 bu da eşittir 6 parantezinde c artı 1 olarak yazılmış oluyor. 5 ve 6 aralarında asal sayılar oldukları için bu ifade dolayısıyla x artı 5 sayısı 30'un bir katı olması lazım. Biz buna 30n diyelim. Şimdi 4 ve 7 için bakalım burada ne yapabiliyoruz diye. 4a artı 3'te 1 eklersek 4'ün katı, 7'de artı 6'da da yine 1 eklersek 7'nin katı geldiği için x artı 1 sayısını burada hesaplayalım. 4 parantezinde a artı 1, o da eşittir 7 parantezinde d artı 1 olmuş oluyor. 7 ile 4 yine aralarında asal olduğu için bu ifadede 28'in bir tam katı olması gerekir. X artı 5 sayısı 30'un katı, x artı 1 sayısı da 28'in tam katı olarak geliyor. Şimdi x artı 5 ve x artı 1 ifadelerine baktığımızda aralarında 4 fark var. Dolayısıyla burada 30n ifadesi ile 28m ifadesi arasındaki farkın 4 olduğunu söyleyebiliriz. 28m sayısı 4'e tam bölünüyor. 4 de 4'e tam bölünüyor. O halde 30n'in de 4'e tam bölünmesi lazım. Fakat 30 sayısı 2'ye bölünüyor. Demek ki burada n çift sayı olması lazım. Yani 4 ile sadeleşebilmesi için bütün ifadenin n'nin çift sayı olması gerekiyor. İsterseniz n yerine 2k yazın. Yani x artı 5 60k olacak. Ya da 30n yerine 60 n1 de yazabiliriz. Ben buraya şöyle 60k diye yazmış olayım. Dolayısıyla ifademiz sadeleştirme yapılırsa burada 60k ifadesini 4 ile bölüyoruz, sadeleştiriyoruz. 15k eksi 7m eşittir 1 biçimine getirmiş bulunuyoruz. Peki burada bir x değeri elde edelim. Verilenlere uygun olarak x sayılarından birini bulalım. Dolayısıyla m'e 2, k'ya da 1 verirsek bir çözüm bulmuş oluruz. M eşittir 2, 14 olacaktır. K'ya da 1 verirsek 15 gelecektir. Ve farkları 1'i veriyor. Bir özel çözümdür. Özel bir çözüm olur.
Bu değeri kullanarak x'i bulabiliriz. Örneğin m'e 2 yazdığımız zaman burada veya k'ya 1 verelim. Direkt x artı 5 60 geliyor. X artı 5 60 ise x eşittir 55 gelecektir. Veya m'e 2 değerini yazdığımız zaman 56 x artı 1 x yine 55 olarak geliyor. Bu x'in en küçük değeridir. Dikkat edersek burada x ile ilgili üzerine başka sayılar da eklenerek yeni çözümleri de üretilebilir. Bu eklenmesi gereken sayı 60 ve 28'in en küçük ortak katıdır. Bunu da kenara yazabiliriz. En küçük ortak kat 60, 28. 4 parantezine alınabiliyor. 4 çarpı 15 çarpı 7 sayısıdır. 4 çarpı 15 60'tır. 60 ile de 7'yi çarparsak buradan 420 değerini elde ederiz. Dolayısıyla 420 T biçimindeki ifadeleri ekleyebiliriz x'in üzerine. 55 artı 420 T formatındadır. Problemde de x'in neden 420 ile bölümünden kalanı soruldu. Şimdi burada daha net anlaşılıyordur. Dolayısıyla istenen buradaki kalan, yani y sayımız 55 olmaktadır. Şimdi bizden de 55'in 19 ile bölümünden kalan soruluyor. 19 sayısı da 55 içinde 2 kez vardır. 17 kalanı da gelecektir. Böylece y'nin 19 ile bölümünden kalanı bulmuş oluyoruz. Burada şu sorulabilir. X eşittir 60k ve x eşittir 28m gibi değerler bulmadık biz. Burada x artı 5 ve x artı 1 vardı. Yine de en küçük ortak kat alarak devam etmeli miyiz sorusu gelebilir haklı olarak. Evet, bu şekilde işlem yapılabilir. Fakat yine de tereddütü olanlar için de şunu söyleyelim. Burada yazdığımız 15k eksi 7m eşittir 1 denkleminin özel çözümünü bulduk ancak genel çözümü de elde edilebiliyor. Buna doğrusal Diofant denklemi deniyor. Burada m'in katsayısı eksi 7 olduğu için genel çözüm olarak şu şekilde bir ifade yazabiliriz. K eşittir 7 e artı kendi özel çözümünü ekliyoruz artı 1 ve m içinde k'nın katsayısı olan 15'i kullanarak 15 b artı kendi özel çözümü de 2 idi artı 2 biçiminde yazabiliriz. Bu değerleri alıp isterseniz burada veya bir üstteki denklemde yazarak x'i yine elde etmiş olursunuz. Gerçekten m yerine 15 f artı 2 yazıldığı zaman 28 çarpı 15F'den 420F elde edeceğiz. Sonra 28 ile 2'nin çarpımından da 56 geliyor. X artı 1'in yanındaki 1'e de karşıya atarsak 55 olarak kalacaktır. Yani buradaki F sayımız bizim için T tam sayısı olmuş oluyor. Şimdi sırada yine ilginç bir bölünebilme problemimiz var. 100'den küçük kaç n doğal sayısı için n kare artı 4n artı 3 ifadesi 17 ile bölünür. Öncelikle verilen ifadenin çarpanlara ayrılabildiğini gözlemleyelim. Yani n artı 3 çarpı n artı 1 biçiminde yazabiliriz. Ve bu sayıların arasındaki fark 2'dir. Birisi 17'ye bölünürken diğeri 17'ye bölünemeyecektir. Örneğin n artı 1 17'ye tam bölünüyorsa n artı 3 sayısı 2 kalanı verir. Ya da n artı 3 tam bölünüyorsa diğeri 15 kalanı verir. Eksi 2 kalanı verir diğer bir deyişle. Bu şekilde söyleyebiliriz. O halde ya n artı 3 tam bölünür ya da n artı 1 sayısı 17'ye tam bölünür. Bunu da şöyle ifade edelim. 17 tam böler n artı 3 çarpı n artı 1 ise ya n artı 3 sayısı eşittir 17'nin katıdır veya n artı 1 sayısı 17'nin bir tam katıdır diyebiliriz. Burada k ve t'ler tam sayılar. Hatta k ve t pozitiftir diyebiliriz en doğal sayı verildiği için. Şimdi n eşittir 17k eksi 3 yazmış olalım. K'nın burada alabileceği en küçük değer 1'dir. 0 verirseniz zaten n eşittir eksi 3 çıkıyor. Dolayısıyla k'nın alacağı değer kadar buradan n üretebiliriz. K'ya 1, 2, 3, 4, 5 verelim. 6 verirsek 17 çarpı 6 burada 102 yapıyor. 102'nin 3 eksiği de 99 olduğu için 100'den küçük kriterine uyuyor. Bundan dolayı k eşittir 6 değeri de bize bir çözüm üretecektir. 99 olur n eşittir. Peki. Şimdi n eşittir 17t eksi 1 ifadesine bakalım. Burada t'ye tabii ki yine 0 veremiyoruz. 1 verdiğimiz zaman n eşittir 16 gelecektir. 2, 3, 4 ve 5 değerlerimizi verelim. 17 çarpı 5 oldu. 17 çarpı 6 verirsek yine 102 oluyordu.
Burada 1 eksini aldığımız zaman 101 oldu. 100'den küçük kriterine uymuyor. Dolayısıyla T sayısı 6'yı burada alamaz. Haliyle toplamda 11 tane en değeri vardır deriz. Şimdi burada modeler aritmetikte kullanmak mümkün. Çünkü bazen ifadeniz çarpanlara ayrılabilir biçimde gelmeyebilir. O zaman ne yaparız? Onu da kısaca göstermek istiyorum. Örneğin bu problemde n kare artı 4n artı 3 değil de artı 20 biçiminde verilmiş olsaydı 17'ye bölünebilme bakımından problemde hiçbir değişiklik olmayacaktı. Çünkü verilen ifadenin 17 fazlasını yazmış olduk. Fakat çarpanlarına ayrılamıyoruz, değil mi? O zaman biz buradan hadi bir 17 çıkaralım, çarpanları ayırmayı deneyelim diye düşünmek biraz zorlayıcı olurdu. Bu türlü çarpanları ayrılamayan bir ifade görürseniz, şu anda ayrılıyor ama ayrılamıyor türde olsaydı, şöyle yazardık. Denktir 0, mod 17 yazıp ikinci dereceden bir polinom denklik çözmemiz gerekecekti. Burada tam kareye tamamlayalım. İlk iki terimimize bakarak n kare artı 4n artı 4 yapalım. Yani 1 eklemiş olduk her iki tarafa da. Denktir 1 mod 17 elde etmiş olduk. Buradan n artı 2'nin karesi denktir 1 mod 17 geldi. Ve böylece devam edersek n artı 2 ifadesi ya 1'e denktir mod 17'de ya da eksi 1'e denktir deriz. N artı 2 denktir 1 mod 17 veya n artı 2 denktir eksi 1 mod 17 diyelim. Dolayısıyla artı 2'yi karşıya aldığımız zaman eksi 2 olarak geçirdik. Eksi 1 kalıyor. Buradan 17 k eksi 1 veya 17 t eksi 1 diyelim öncekine benzemesi için. Ve diğer durumda da artı 2 yine eksi 2 olarak gönderirsek n eşittir 17 k eksi 3 formatında olduğunu anlamış oluruz. K ve t'ler burada problemin verilenlerine göre pozitif tam sayılar olması gerekiyor. Sonra hesaplamalar yine aynı şekilde yapılır. Sıradaki sorumuz TÜBİTAK Ortaokul 1. aşama sınavında 2008 yılında sorulmuş. Hoş bir soru. N ve n artı 1 sayıların her ikisinin de rakamları toplamı 53'e bölünüyorsa n en az kaç basamaklıdır? Şimdi şunu düşünmek lazım. N sayısının birler basamağı 9'dan farklı bir şey olursa rakamları toplamı da sadece bir artış olacaktır. Dolayısıyla biri 53'e bölünürken bu rakamlar toplamı diğeri 53 ile bölümünden bir kalanı verir. Dolayısıyla 9 gelmesi gerekiyor. Fakat bu 9'lardan birkaç tane olacağını da düşünmek zor değildir. Çünkü bu 9'lar artış sağlayacak. Yani birisi toplamda 53 olurken diğeri 106 olması lazım. Sadece bir tane 9'luk değişim yetmeyecek bunun içinde. O yüzden kaç tane olduğunu da zihinden tahmin etmek yerine m tane 9'la bittiğini düşünelim. Yani n sayısı şu şekilde olsun. A1, A2, AK, AK sayısı bir rakam yani 0'dan 9'dan farklı bir rakam. Sonra 9'lar gelsin. Bunlar da m tane 9 olsun. Şimdi n artı 1'e baktığımız zaman burada şunu da hemen belirtelim. AK burada küçüktür 9 diyelim. Peki. N artı 1'e baktığımız zaman A1, A2 nokta nokta bu şekilde geliyor. AK rakamımız da dolayısıyla elde oluşmayacaktır 1 eklemekten kaynaklı olarak. Diğerlerine burada 9'lara 1 ekleyince eldeler geliyor. AK'da artı birlik bir artış var fakat yeni elde oluşmuyor. Ve sonra sıfırlar oluşmuş oluyor. Burada da m tane 0 geldi. Sayıyı bu şekilde yazabiliriz. Örneğin AK'mız 7 ise 1 ekledik ve AK artı 1 sayısı da 8'e ulaşmış oldu gibi. Böyle düşünebiliriz ya da 8 ise 9'a ulaştı gibi bakabiliriz. Şimdi bu sayılardan birisi 53 toplamda rakamları toplamı 53 olacak. Diğeri de 106 yapabiliriz. Bu tür bir şey araştıralım. En az yapmaya çalışıyoruz çünkü. Dolayısıyla n sayısının rakamları toplamının daha fazla olduğunu görüyoruz. O halde biz burayı tabii 53'e eşitleyemiyoruz. O zaman 106'ya eşitleyelim. A1, A2, nokta nokta nokta, AK. Artı 9m ifademiz var. İsterseniz buraya 53x diyelim. Bu şekilde yazmış olalım. Peki ve diğerine baktığımız zaman A1 artı A2 artı nokta 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 AK artı bir de bir rakamımız daha var. Burası da 53y yapıyor diyebiliriz.
53-106'yı da şu anda vermedim. Sadece 53x 53 yazdım ama gerçekten de problemi çözerken 53-106 olduğunu göreceğiz az sonra. Dolayısıyla x'li ifadenin her hepsine artı 1 eklersek veya taraf tarafa çıkarma da yapabilirsiniz burada. Fark etmeyecek. Buradan elde ettiğimiz sonucu yazalım. 9m artı 1 ifadesi, 9m eksi 1 ifadesiyle ilgili olarak 9m eksi 1 yazdım taraf tarafa çıkararak. 53 parantezinde x eksi y diyebiliriz. İsterseniz buraya da t koyabilirsiniz. Yani 53'ün katı yapmak istiyoruz. M'i olabildiğince küçük tutmak istiyoruz. O halde x eksi y farkımızı biz burada 1 yapalım. X'e 2, y'ye de 1 seçebiliriz tabii ki. X eşittir 2, y eşittir 1 için. M'i olabildiğince küçük tutmaya çalışıyorum ve tabii ki k'yı da küçük tutmalıyız. Çünkü rakamlarımız bizim k artı en basamaklı bir sayı oluşturacaktır n sayımız için. Buradan 9m eksi 1 tabii ki 53 getirdiğimiz zaman m de buradan tam sayı olarak çözülebiliyor. Buradan m eşittir 6 bulabiliyoruz. Uygun bir değer getirmek lazım. Yani x eksi y 1 için sağlamasaydı başka değerleri de düşünmemiz gerekecekti. Ama burada x eksi y farkı 1 için çözüm elde ediliyor. M'i 6 olarak bulduk. Peki ilk denklemimizde biz yazarsak 9 kere 6 54 oldu. Dolayısıyla A1, A2, AK toplamımız artı 54 eşittir. X'e 2 vermiştik. Ve buradan 53 çarpı 2'den 106 olarak getirmiş oluyoruz. Böylece A1, A2, AK'ların toplamının da 52 olduğunu görüyoruz. A1 artı A2 artı nokta nokta AK toplamı eşittir 52. Şimdi burada olabildiğince tabii ki K'yı küçük tutmak istiyoruz. Dolayısıyla rakamlarımıza bol miktarda 9 vermeyi düşünebiliriz. K'nın en küçük değeri için. 9 kere 5 45'tir. 5 tane 9 kullanmış olalım. Ve 52'ye tamamlamak için AK değerimizi de burada 7 olarak seçebiliriz örneğin. 9'dan farklı bir sayı gelsin istiyorduk. Eşittir 52 olup K en az, K'nın minimum değeri burada 6 olarak bulunmuş olur. Bizde M artı K yani en sayısının basamak sayısını bulmak istiyoruz. Toplamda 12 olur. Burada problemimizi çözen 12 basamaklı en sayılardan birisi budur. Burada yazdığımız şekilde. Fakat farklı sayılar da üretebilirsiniz. Örneğin 7 yerine siz AK sayınızı burada 8 olarak seçip diğer 9'lardan herhangi birinde yine 8 olarak seçme hakkınız var. Çeşitli sayılar üretilebilir. Şimdi 1996 Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen matematik olimpiyatından bir problemimiz var. Burada da ilginç, çözmesi zevkli, güzel bir sorudur. Bu tam bölünebilmenin sağlanmasına yani 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 tam böler 3 üzeri n artı 5 üzeri n olmasını sağlayan tüm n pozitif tam sayılarını bulunuz diyor bize. Yine çözümü dinlemeden önce kendinize süre verip problemle uğraşabilirsiniz. Bu şekilde daha faydalı olacaktır. Ondan sonra çözüme devam edilebilir. İlk bakışta n'in en küçük değeri olan 1'i vererek paydayı 2 yapıyoruz. Böylece pay kısmımızda 8 geldi. 8 bölü 2'den 4 tam sayısını elde ettiğimizi görebiliyoruz. Acaba başka değerler var mı? Veya sonsuz çoklukta mıdır? Ya da tek değer n eşittir 1 için mi geliyor? Bunu da kanıtlamamız gerekiyor. N eşittir 1 sağlıyor. Sonra birkaç tane de değer verdik. Böylece çözüm yoktur herhalde diye yazarsak bu tür bir çözüm kabul edilmez. Kanıtını bulmamız gerekiyor. Önceki derslerimizde yaptığımız kat fikrini burada da uygulamayı düşünebiliriz. 3 üzeri n eksi 1 var. 3 çarpı 3 üzeri n eksi 1 var. Böylece bir tam bölünebilme gerçekleşiyor. Dolayısıyla paydamızda bir 5 üzeri n eksi 1 olduğu için evet burada da tam bölünebilmenin sağlanması için 3 çarpı 5 üzeri n eksi 1 olsaydı tam bölünür ve 3 gelecekti deriz. Ama elimizde pay kısmında 5 üzeri n var. Yani 5 çarpı 5 üzeri n eksi 1 gibi düşünülebilir. Dolayısıyla 2 tane 5 üzeri n eksi 1'imiz kalmış oldu. Ve paydamız yine 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1'dir. Şimdi bu ifadeye biz isterseniz bir harf verelim. Buraya k diyelim. Bu k'nın bir tam sayı olmasını istiyoruz. İfademizi k'ya eşitledikten sonra burada içler dışlar çarpımı yaparsak
k çarpı 3 üzeri n eksi 1 artı k çarpı 5 üzeri n eksi 1 yazılmış olur. K'mız bir pozitif tam sayı. Buna dikkat edelim. Şimdi k eşittir 1 verirsek ne oluyor? Bunu bir inceleyelim. K eşittir 1 için. 5 üzeri n eksi 1'i diğer tarafa aldığımız zaman 5 üzeri n eksi 1 eşittir 3 üzeri n eksi 1 olur. Ve böyle bir eşitlik sadece kuvvetleri 0 olduğu zaman sağlanır. N eşittir 1 çözümünü bulmuş oluruz. Bu da başlangıçta ilk etapta zaten bakarak gördüğümüz çözümdü. N eşittir 1. Şimdi diğer durumlara bakalım. K'ya 2 verelim. K'ya 2 verdiğimiz zaman 2 çarpı 5 üzeri n eksi 1'ler birbirini götüreceği için 2 çarpı 3 üzeri n eksi 1 eşittir 0. Buradan bir n tam sayısı elde edemeyiz. Pozitif tam sayı değeri yoktur. Peki k'ya 3 ya da 3'ten büyük değerler verirsek ne oluyor? 3 ya da daha büyük değer verirsek, örneğin 3 verdiğimizi düşünelim. Sağ taraf bariz biçimde sol taraftan büyüktür. Çünkü 3 çarpı 5 üzeri n eksi 1 var sağ tarafta. Solda ise 2 çarpı 5 üzeri n eksi 1 var. Dolayısıyla sol taraf burada küçüktür. Sağ taraftan olup yine uygun bir n tam sayısı yoktur deriz. Pozitif tam sayı çözüm yoktur. Böylece tek çözüm n eşittir 1'dir. Bu soruyla bölünebilme derslerimizi tamamlamış oluyoruz. Sonraki yeni serimiz Öklit algoritması, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat konularıyla ilgili olacaktır. Sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşça kalın.